Merhabalar arkadaşlar, bir transfer dedikodusu videosu ile tekrardan karşınızdayım. Evet, bu videodaki ismimiz Loïs Diony arkadaşlar. Saint-Étienne'in Fransız forvetini inceleyeceğiz. Oyuncunun ismi Trabzonspor ile anılıyor. Biliyorsunuz Trabzonspor Sorloth transferiyle ilk forvet transferini gerçekleştirdi ama ikinci forvet transferini bekliyoruz, olacağını sanıyoruz. Bu isim Loïs Diony olabilir deniyor basında geçen haberlere göre. Biz de oyuncunun ilk önce 2019 profilinizle bakacağız. Ajax Scout raporlarını alacağız. Efe Meditör mevcut ve potansiyel yetenek rakamlarını inceledikten sonra Diony'yi alacağız arkadaşlar. Trabzonspor'un günümüzdeki kadrosuna koyacağız. Evet, 2018-2019 yılı kadrosuna koyacağız. Sorloth'lu, Ekubanlı kadroya koyacağız. Tüm transferlerin olduğu Süper Lig kadrosuna koyacağız. Ve bir sezon boyunca oyunu simüle edeceğiz. Diony'nin nasıl bir performans gösterdiğini analiz edeceğiz. Evet, Diony Fransız, 26 yaşında, 20.02.1991 doğumlu, 27 yaşında artık günümüzde. A milli takım ve genç milli takım seviyelerinde henüz forma giymemiş durumda ki bu yaştan sonra da biraz forma giymesi zor. Piyasa bedeli 4.3 milyon euro ve 30.06.2020 tarihine kadar 579 bin euro kazanıyor. Sözleşmesinin son senesine girdiğini görüyoruz. Uygun bir bonservis bedeliyle kadroya katılabilir. Çünkü Saint-Étienne'de oyuncudan para kazanmak isteyecektir. Son senesi itibariyle sözleşmesinin. Pozisyonlara baktığımızda en verimli olduğu pozisyon santrafor net olarak. Ama zayıf da olsa ofansif orta saha sağ kanatta da oynadığını görüyoruz. Santrafor pozisyonunda en başarılı olduğu rol ve görev çalışkan forvet hücum. Aynı zamanda komple forvet hücum. Yaratıcı forvet hücum ve pivot santrafor destek görevli rol ve görevlerinde de oynuyor. Biz onu en başarılı olduğu rol ve görevde, yani çalışkan forvet hücum görevinde değerlendiriyoruz. 1.83 boy, 80 kilo ağırlık, kullandığı ayak sağ, kişilik dengeli, medya gözünde santrafor, kalecilik becerisi 3 ve antrenman tarzı yok denmiş. Fiziksel özellikler: çeviklik 14, dayanıklık 15, denge 13, güç 14, hız 14, hızlanma 15, vücut zindeliği 14 ve sıçrama 12 arkadaşlar. Gayet iyi. Gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Yani Sorloth, bana kalırsa, ben şunu ilk önce söyleyeyim arkadaşlar özelliklere başlamadan önce. Biz Diony'yi Sorloth'un yediği olarak düşünelim. Daha önce biliyorsunuz Sorloth'un videosunu yaptık. Çok kaliteli bir oyuncu olduğunu altını çizdik. Trabzon'a çok katkı edeceğini söyledik. İlk maçta da deplasmandaki Avrupa Kupası maçında da bunu bize gösterdi açıkçası. Sparta Prag karşılaşmasında Sorloth. O yüzden Sorloth'u ilk tercih olacaktı. Diony'yi onun yediği olarak değerlendireyim. Yani onu tamamlayabilecek bir oyuncu olarak mı değerlendirmek daha mantıklı? O açıdan bence fiziksel özellikleri gayet uygun. Zihinsele gelelim. Agresiflik 11, cesaret 14, çalışkanlık 15, karar alma 11, kararlılık 14, konsantrasyon 13, liderlik 8, ön sezi 12, özel yetenek 11, pozisyon alma 10, soğukkanlılık 11, takım oyunu 13, top salon 14, vizyon 10. Burada yani bir rotasyon oyuncusu olarak bence fiziksel gibi, fiziksel benzer rakamlara sahip zaten genel ortalaması itibariyle güzel rakamlardan oluşuyor. Top salon 14 bir forvet için oldukça iyi. Takım oyunu 13 gayet iyi arkadaşlar. Zaten takım oyunu 13 ve çalışkanlık 15 rakamları sayesinde en başarılı olduğu rol ve görevde çalışkan forvet. Soğukkanlılık 11 biraz düşük diyebiliriz. Yani yaş itibariyle de çok sıkı sağlayacağını sanmıyorum. Biraz düşük soğukkanlılığı. Ön sezi 12 işte diyelim. Karar alma 11'de düşük demek mümkün. Çalışkanlık 15, cesaret 14 gayet iyi rakamlar. Gelelim tekniğe. Uzaktan şut 14, teknik 12, penaltı 11, pas 11, orta yapma 11, kafa vuruşu 13, ilk kontrol 12, dribling 12, bitiricilik 12. Şimdi tabii bir forvette teknik özelliklerde ilk bakmamız gereken bitiricilik ve kafa vuruşu. Bitiricilik 12, kafa vuruşu 13. Kafa vuruşu açısından yeterli diyebiliriz ama bitiriciliğin çok iyi olmadığını görüyoruz. Yani bitiricilik 12 güzel bir rakam değil. Trabzonspor'un yedek oyuncusu olarak bile güzel bir rakam değil. Onu da söylemekte fayda var. Yani zihinsel ve fiziksel olarak yeterli gördüğümüz Diony hakkında ben teknik noktada biraz soru işaretleri oldu kafamda arkadaşlar. Açıkçası söylemek gerekirse, ama yine de yedek olarak düşündüğümüzde düşük maliyetli bir transfer olabilirse mantıklı bir hamle olur. Kulübe için mantıklı bir hamle olabilir Diony hamlesi. Peki Ajax scoutlarına bakalım. Şu an Eredivisie seviyesinde gayet iyi oynuyor. Yararlı bir transfer olabilir demiş Ajax scoutları. Mevcut yetenek 2.5, potansiyel yetenek 2.5 denmiş. 53 tavsiye puanı ile ki çok iyi bir tavsiye puanı değil arkadaşlar. Ortalama bir tavsiye puanı, vasat bir tavsiye puanı. Teknik ekibi olumlu referans vermişler. Eksi olarak oyuncunun temsilcisi biraz yüksek sayılacak seviyede temsilci komisyonu isteyebilir. Dil öğrenmesi gerekiyor. Milli takımda forma giymemiş ve Diony bir arkadaş grubuna da kolayca dahil olabilecek biri değil denmiş. Artılar: çalışkanlığı yüksek, dengeli ve normal bir karakteri var. Büyük maçlarda oynamayı seviyor. İstikrarlı bir oyuncu sayılır, hızlı bir oyuncu sayılır. Birden fazla mevkide oynayabiliyor ve oyuncu sol kanat pozisyonu için eğitilebilir demiş Ajax scoutları.
FM rakamlarına da gelelim. 125'e 128. Evet, ilk 11 için yetersiz rakamlar Trabzonspor seviyesi için. Zaten profilde de bahsetmiştik. Biz profili Sörloth'un yedeği olarak değerlendirdik. Ama yedek kadroda, yani kulübede olacak bir oyuncu için de, forvet oyuncusu için gayet güzel rakamlar mevcut. 125 potansiyel yetenek, 128 rakamları. FM oyuncunun bize gelişimini tamamladığını söylüyor. Yani artık bundan sonra gelişimi mümkün değil, potansiyel yeteneğine baktığımızda. Güzel, yedek için güzel bir hamle olabilir. Geçmişine bakalım. Bordeaux'dan çıkıyor. Sırasıyla Nantes, Dijon ve Saint-Étienne'e 10 milyon euroya geliyor arkadaşlar. Evet, çünkü Dijon'da Lig 1'de 2016-2017 sezonu çok başarılıydı. 35 maç 11 golü vardı. Saint-Étienne çok ciddi bir yatırım yaptı ama Saint-Étienne bu yatırımın karşılığını çok net alamadı. Saint-Étienne'de 2017-2018'de 16 maçta golü yok. 2017-2018'in devre arasında transfer döneminde Bristol City'ye kiralandı Championship'e. Orada da 7 maçta gol atamadı ve 2018-2019'da yine Saint-Étienne'e geri döndü arkadaşlar. 30 maçta oynadı, 5 gol 1 asist var. 1598 dakika sahada kaldı. Yani ağırlıklı olarak baktığımızda yaklaşık 50-55 dakika sahada kaldığını görüyoruz. Kupa maçlarında ise 2 maçta 2 gol 1 asist oynamış. Daha çok yedek kadroda düşünüldü Saint-Étienne'de. Bu sene ise birazcık daha forma şansı zor gözüküyor Lyos Dione'nin. Bu açıdan bu transfer gerçekleşebilir. Evet, yani Sörloth'un yedi olarak düşünebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Düşük maliyeti sebebiyle de tercih edilebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Biraz bitirici noktasında biraz sıkıntısı var ama hem fiziksel hem de zihinsel anlamda gayet yeterli bir oyuncu. Trabzonspor'un yedek kulübesinde yer alacak santrafor oyuncusu için kanımca. Evet, şimdi Dione'yi aldık. Trabzonspor'un günümüzün transferleriyle oluşturduğu kadroya koyduk ve Süper Lig'i bir sezon simüle ettik. Bakalım Dione Trabzonspor'da nasıl bir performans göstermiş, ona bakacağız. İşte Trabzonsporlu Loïs Dione'nin 2019-2020 Trabzonspor performansı. Evet arkadaşlar, bir sezonu geride bıraktık. Bakalım Dione nasıl bir performans göstermiş. Tüm maçlarda 39 maçta oynamış. Evet, alt takım oyuncusu olmayı başardığını görüyoruz. 14 gol, 1 asist, 2 kez maçın adamı, %66 pas isabeti, %50 şut isabeti ve 7 oyuncu puan ortalaması yakalamış. Gayet iyi bir sezon geride bıraktığını söylemek mümkün. Evet, Sörloth'u kestiğini görüyoruz. Bu Sörloth'u kestiğini gösteriyor bize hemen hemen tüm resmi maçlarda. Oynamış Dione arkadaşlar. 7 oyuncu puan ortalaması da gayet iyi bir rakam. 14 gol gayet iyi bir rakam. Ligde 34 maçta 13 gol, bir penaltı, bir asist, 2 kez maçın adamı, %66 pas isabeti, %50 şut isabeti, 20 faul ve 7.01 oyuncu puanı ortalaması. Güzel bir gol sayısı arkadaşlar. Kötü bir gol sayısı kesinlikle değil. 7.01 oyuncu puanı ortalaması ise FM 2019 oyun motoruna göre gayet iyi bir oyuncu puanı ortalaması. Başarılı bir sezonu geride bırakmış Dione. Türkiye Kupası'nda 3 maçta golü yok. Uluslararası maçlarda da 2 maçta bir gol atıp 6.90 oyuncu puanı ortalaması yakalamış. Başarılı bir sezonu geride bırakmış. Evet, baktığımız zaman özellikleri hemen hemen aynı. Ciddi bir değişiklik yok. Şu an oyun motoruna göre bir teklif var kendisine. Nice, evet, Fransa'dan Nice takımından 4.6 milyon euroluk bir transfer teklifi aldığını görüyoruz başarılı sezonun ardından. Evet, bakalım FM24 rakamlarına da yine şöyle bir göz atalım. Aynı arkadaşlar, 125'e 128 bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Dediğim gibi daha çok yani rotasyon oyuncusu mevcut yetenek rakamları ama FM 2019 oyun motorunda asıl oyuncu olmayı başarmış Dione. Günümüze baktığımız zaman ise arkadaşlar, günümüzde ben Sorloth'un çok doğru bir hamle olduğunu düşünüyorum. Videomuzu da yapmıştık Sorloth'la ilgili. Orada da bahsetmiştik yeteneklerinden. Özellikle pivot santrafı olarak ofansif orta sahancıları çok doğru besleyeceğini düşünüyorum arkadaşlar ki bitiriciliği de hiç fena olan bir oyuncu değil Sorloth. O açıdan Trabzonspor'un ilk forvetin Sorloth olacağını, Dione gelirse de birbirlerini tamamlayabileceklerini düşünüyorum. Yani yedek kulübesinde güçlü bir santrafor oyuncusu olabilir Trabzonspor'un Dione transferiyle arkadaşlar. Evet, bir transfer dedikodusu videosunun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kariyer hikayelerimiz devam edecek ve farklı konseptlerdeki videolarla karşınızda olmaya çalışacağım. Hoşça kalın. Futbol Menajer 2019'da kalın.